Açıkça devam ediyor sayın seyirciler, hem stüdyodaki konuklarımızla birlikteyiz hem de emekli Tuğ General Haldun Solmaz Türk'le birlikteyiz. Çok e, sakin, sağduyulu ama çok çarpıcı tespitlerle aktarıyor bize Haldun Solmaz Türk ve aktarmaya da devam edecek. Stüdyodaki konukların da yorumlarını alacağım ama açıkça da izleyicilerimizin de görüşlerine ve sorularına yer veriyoruz. Hemen onlardan birkaçını burada e, okuyayım müsaadenizle. E, işte e, İbrahim Güçlü diyor ki, öyle sanıyorum ki bölgede yeni bir politik dönemin e, startı verildi. İşte bu yeni dönemin etkilerini de e, ülkemizde de e, görebiliriz diyor. E, ondan sonra Sabahattin Ünal diyor ki, e, 16 şehidimizin geldiği gece e, bir televizyon kanalında, ben adını söylemeyeyim o yazmış ama, Sözüm ona işte futbol programında dans edenlere izin veren, partisinin kongresinde espri yaparak gülenler bu duruma dikkat çekiyor sabah günün Ünal. E, Sayit Yalın diyor ki gara operasyonu sanki rehine kurtarma değildi. E, PKK ele başılarından e, Yılanın yakalanmasına yönelik e, olamaz mı? Belki de müjde e, olacaktı ama rehineler ortaya e, çıktı. E, yine bir izicimiz e, Bordo Bereliler'e dikkat çekiyor. Benim bildiğim kadarıyla Bordo Bereliler... E, çok başarılıdır. E, bu nasıl meydana gelmiştir? Aslında e, Kamil Can söylüyor bunu. Dünyada ilk üçe girer. Bize böyle anlatılırdı hep. E, özel yetiştirilmişlerde ne oldu anlamadık. E, şimdi Haldun Solmaz Türk şunu söyledi. Yani e, bir kez emir verildikten sonra e, sahada ben e, güvenlik güçlerinin, e, TSK mensuplarının e, görevlerini bütün layıkıyla yaptığına inanıyorum dedi. Hı hı. E, ama burada hikaye şu. E, bir askeri karar mekanizması anlamında, bir de siyasi karar mekanizması anlamında neler yaşandı bunu konuşuyoruz. Sayın Solmaz Türk bizimle birlikte olmaya devam ediyor. E, ama yine ben önce bir stüdyodan e, konuklarımın da görüşlerine başvurayım. Ondan sonra yeniden Solmaz Türk'e sorularımızı yöneltelim. Şu ana kadar anlatılanlar ışığında Sayın Alpago e, neler uyandı zihninizde? E, ne dersiniz? <laughs> Şimdi evvela bu müjde neydi acaba diye ben düşünmüştüm. Cumhurbaşkanı çarşamba günü bir müjde açıklayacağım dedi. Ee, yani doğalgaz açıklandı. O, o müjdeyi aldık. O bitti. Ee, Ay'a gideceğiz. O, o, o da tamam. O müjdeyi de aldık. Hı. O da çok sevindirici bir müjdeydi. O, bu, bu kadar çok etkisi olan ne olabilir? Ee, bir de, Bir de bu taraftan bakalım diye düşünmüştüm belki şunu yapabilirdi. <laughs> Aklıma gelenlerden birini söylüyorum. Artık bize IBAN numarası vermezse de bizim ihtiyacı olan başta esnaf olmak üzere onların IBAN numaralarını isteyip devletin bir yardım paketini onlara hmm. ulaştırabilirdi. Bu bir, bir müjde olabilirdi. Çiftçilerin yıllardır bekleyen, yasadan kaynaklanan alacakları var hala ödenmeyen. Onların ödeneceğini ifade edebilirdi. Üniversiteli çocukların harç borçları var, e, burs borç, borçları var. iş bulamadıkları için ödeyemiyorlar mezun oldukları halde. Onların affedildiğini söyleyebilirdi. Böyle çok iyi niyetli ve toplumsal e, hoşluklar yaratabilecek bir müjde keşke olsa diye düşünmüştüm. Bir kere burada e, hiçbirinin olmadığını gördüm. Şimdi ee, ikincisi hepimiz biliriz ki siyasi tarih boyunca bizim ülkemizde de başka ülkelerde de rehine kurtarma operasyonları olmuştur gerçekten. Ee, operasyonları demeyelim de belki rehineler kurtarılmıştır. Burada muhakkak silah gücüyle yapılmamıştır bu. Ee, i̇şte arka kapı diplomasisi denen... Bir takım görüşmeler, bir takım ilişkilerle olmuştur. Kimi zaman siyasetçiler devreye girmiştir. Kimi zaman işte bölgedeki e, toplum önderleri devreye girmiştir. Din adamları, dernek ya da vakıf başkanları, e, bu tür ilişkilerle birçok insanın yeniden özgürlüğüne kavuşması mümkün olmuştur. Bunlardan biri yapılamaz mıydı acaba diye o, o soru hala hep kafamda var. O zaman da vardı, burada da var. Sonra bir küçük bir araştırma yapmıştım ben. Mesela 92 yılında Van-Tatvan karayolunda bir grup PKK'lı bir assubay, iki er ve bir imamı kaçırıyorlar. Sonra serbest bırakıyorlar. Bir takım görüşmeler oluyor ve serbest bırakıyorlar. Ağustos 93 yılında 13 rehin alınan asker daha sonra serbest bırakılıyor otobüslerden alınan. Aralık 94 yılında e, Refah Partisi ve sivil toplum örgütlerinden gelen bir heyete e, bir asker teslim ediliyor. Böylece örnekler devam ediyor. Hepsini okumayayım. Burada o dediğiniz şey mi? <laughs> Fethullah Erbaş'la Akın Birdal'ın e, başlattığı girişim bu evet. olabilir değil evet. mi herhalde? Evet, evet. 2005'te bile Şırnak'ta bir grup PKK'lı polis memurunu kaçırıyorlar. İHD heyetiyle giden babaya teslim ediliyor. Böylece çok fazla örnek var. Bizim ülkemizde bile bu kadar çok örnek var. Bunların yapılabildiği görülmüş. Şimdi tabii ben Sonmaz Paşa'mın yanında, <laughs> Sönmez Paşa'mın yanında yanlış konuşmak istemem, haddimi de bilmek isterim. Yanlış da olursa özür dilerim. Ama böyle e, Cumhurbaşkanı'nın çok sık kullandığı bir gece ansızın gelebiliriz, bir gece ansızın gelebiliriz sözünü burada etmese, etmemiş olsa bile büyük ölçüde e, bu müjdenin 6 senedir rehin tutulan bu çocuklarımızın kurtarılmasına yönelik olabileceği şeklinde de bilgiler ya da e, sezgiler sahibi olan insanlar vardı. E, bunun böyle olmaması gerektiğini söyledi uzmanlar. Yani böyle bir kurtarma operasyonu yapılmaz. Aytunç Bey demin anlattı, ben de o soruyu sormak ihtiyacı duydum. Yani bir anda bir mağaranın içinden, bu kadar yedi kapılı, demir kapılı filan bir mağaranın içinden... Rehineleri kurtarırken öbür yanda da bölgenin PKK'dan temizlenmesi için karadan, havadan her türlü silahla, bombayla bir e, harekat yapılıyorsa ikisinin bir arada olması hiç mümkün değilmiş gibi geliyor bana. Yani o, o sorulardan biri hala bende çok netleşemedi, aydınlanamadım ben. Yani ya o rehineler biraz evvel söylediğim farklı yöntemlerle kurtarılamaz mıydı da yoğunlaşmak gerekiyordu... Ee, ya da bu başka bir şeydi. Yani Bunları da o zaman bir soralım. Şeydi. Biz Sayın Solmaz Türk'e. Bunları Türkiye. da soralım. Hmm. Diğer soruları da tamam. ben sonra tekrar Tamam. Tamam. Ee, Barış Beyli ben e, özellikle Haldun Solmaz Türkün ilk bölümde anlattıklarından kafanda neler uyandı? Bu bir. İkincisi de aslında hala hangisi ne zaman olduğu ya dair Sedat Ergin'in yazısı tamam bir derleme yapmış farklı kesimlerin, farklı özürlüğün kesim değil de farklı etkilen açıklamalarını derlemiş. Ama mesela bu e, işte kişilerin başlarına sıkılarak ne zaman şehit edildiğine dair bir netlik var mı hala ortada? Benim gördüğüm kadarıyla ilk e, operasyonun ilk zamanlarında e, şehit ediliyor evet, e, evet. Oradaki devlet mi? görevlileri ve daha sonrasında günler sonrasında ulaşılıyor ben ama Öne Hanım'ın dediğine şöyle bir şey eklemek istiyorum bakın çok önemli bir şey dedi dedi ki yani askeri çözümlerle birlikte ayrıca devlet haklı denen bir şey vardır devlet haklı da e, kullanılabilir ve bu insanlar çok önceden belki serbest bıraktırılabilirdi şimdi bu benim aklıma bir şey getirdi ne getirdi bakın bu insanlar 2015 yani neredeyse 6, 6 yıl. yıldır e, terör örgütünün elindeler değil mi 6 yıl 2015, 2019'a gelelim. Yani 4 yıl sonraya. Değil mi? Bu insanlar 4 yıldır oradayken. 2019'da bir şey oldu. Ne oldu? Bir üniversitedeki bir akademisyen İmralı'ya gönderildi. Ne zaman gönderildi? Tam İstanbul yerel seçimleri sürecinde gönderildi. Allah Allah dedik. Anadolu Ajansı, devletin ajansı böyle karşıladı. Canlı yayınlar yayınlandı. Neydi? Bu örgütün başındaki Abdullah Öcalan Terör örgütünün başındaki Abdullah Öcalan, İmamoğlu'na oy vermeyin mektubu yazmış. Ve bunu devletin ajansı, devletin en büyük insanları, bakın Öcalan bile ne diyor, nasıl e, oy verirsiniz siz İmamoğlu'na? Şimdi, örgütün, terör örgütünün başındaki adamdan biz oy bir şekilde devşirmek için böyle bir çağrı mektubu kaleme aldırtıyoruz onunla işbirliği halinde. Ama... Yıllardır yani o zaman 4 yıldır o örgütün elinde olan askerlerimiz, polislerimiz için bir çağrı, bir cümle bile aldırtmıyoruz. Burada o zaman hani büyük bir riyakarlık var. Büyük bir umursamazlık var. Hani diyorlar ya biz yıllardır uğraşıyoruz bu insanların kurtarılması için. Ben buna inanmıyorum. Bakın ben geçelim bir hafta önce hiç bu operasyon olmadan, hiç şehitlerimiz olmadan önce acaba bu PKK'nın elindeki polis ve askerlerin ailelerine mikrofon uzatsaydım bir gazeteci olarak ve onların çığlıklarını, onların özlemlerini sayfama taşısaydım acaba benim başıma neler gelebilirdi? PKK, PKK propagandası yapıyorsun derlerdi, şunu yapıyorsun da bir Silahlı kuvvetlerinin ve mensuplarının moralini Tabii e, bozuyorsunuz bozuyorsun. derlerdi. Bakın hmm. çok daha enteresan daha bir şey söyleyeceğim. 12 şehidimiz var bizim. Onlar arasında açık olarak yazdıkları için isim vermeden söyleyeceğim. İstihbaratçıların da olduğu söyleniyor. Evet. Şimdi hatta iki istihbaratçının ismi söylüyor. Bakın bütün yayın organları isimlerini verdi. Devletin varisi isimlerini açıkladı. O kişilerin, o şehit olan istihbaratçıların cenazeleri canlı yayınlandı. Cenazelerinden ailelerin görüntüleri, haykırışları, sevgilileri, annesi, babası, yaşadıkları yer, mezarlıkları, hepsi görüntüleri çarşar çarşaf yayınlandı. Yayınlansın, İyi ki de oldu. Biz maalesef ama maalesef güzel cenaze namazları, güzel cenaze törenleri, güzel e, yaslar tutuyoruz da o insanları yaşatmıyoruz. Bu artı. Ancak ben şuraya geleceğim. Bakın ben 187 gün hapiste kaldım. Bundan 4-5 ay önce tahliye oldum. Neden neydi biliyor musunuz? Şehit olan bir MIT mensubunun cenaze törenini haberleştirmekten dolayı. Evet. Şimdi pardon. Bu ne yaman çelişki? Bu ne yaman çelişki? Yamança... ben kimse o yayın organındaki arkadaşlar, o yayın organlarının temsilcileri herhangi bir soruşturma uğrasın demiyorum. Ama Türkiye'de tam da şunu söylüyorum. Ya adaletsizlik tam da budur işte. O zaman biz şehitlerimizi, o zaman biz cenazelerimizi, o zaman biz bu en hani saf ve en yüreğimizi acıtan konuları tam da o hani yerel seçimlerde yapıldığı gibi Siyasi ikbali kurban ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Adaleti, hukuku, şehitlerimizi, askerlerimizi, polislerimizi maalesef ama maalesef biraz daha fazla oyalabilir miyiz?e Kurban ediyoruz. Yani bunun için acaba gerçekten umursuyor muyuz? Bence umursamıyoruz. Benim en çok yüreğimi yakan günlerdir bu açıkçası. Aytepe, şimdi e, ben bu şehitlerin geldiği günden bu yana e, iklim çok kötü. Esas olarak oraya bakıyorum. Yani muazzam bir kirlilik var bir kere, kirli bilgi var dolaşıyor. İki e, siyasetin dili e, insanları 12 şehirdin üzerinde bile birleştiremedi. Tam tersi birbirlerine inanılmaz derecede saldırıya dönüştü. Şimdi ve burada biz zeytin dalı Fırat Kalkanı, Barış Pınarı harekatlarıyla o terör koridorunu yok ettiğimiz olumlu anlamda yapılan operasyonların dışında böyle bir tırnak içinde kurtarma operasyonunda başarısız olan, diğer operasyonlarda başarılı olan bir şeydi. sorular sormak istiyoruz. Ve bu sorulara yanıt istiyoruz. Evet doğal olarak çünkü biz içeride şöyle bir şey oldu Barış'ın da dediği gibi siyasete her şey kurban ediliyor şu anda. Ya bir tarafta bu terörün hamisi var. Yani Amerika Birleşik Devletleri var bir tarafta. Esas olarak onlar duruyor. Ama biz Sayın Biden deyip terbiyesiz Kılıçdaroğlu, yüzsüz Kılıçdaroğlu diyebiliyoruz. Ben bu hani içerideki siyaset içeride bu kadar sersen esas hesaplaşacağın yer Amerika olmalıyken Onlarla kavga etmiyorsun. İçeriyle ediyorsun. Bu çelişki o, değil mi? O gün Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında Kılıçdaroğlu'na yönelik çok sert olan çok bu sert ya, sözlerin bakın, bu olmaz. ifade edildiği cümlelerin hemen arasında bir yerde e, Sayın Biden diyerek hitap etti şey Erdoğan. Sayın Biden bunu da biliniz tarzında. Şimdi komutanımız burada. E, ben esas olarak baktığım zaman biz PKK ile mücadele ediyoruz? Ee, ...Sayın Solmaz Türk yoksa Amerika Birleşik Devletleri ile mi sizce? Peki, Aytun Çerkin. E, Oraya anlayış, sonra mı gelelim? Anlayışına sığınarak onu biraz erteleyelim. O zaman. Çünkü bu operasyonla ilgili hala e, yorumuna ihtiyacım, ihtiyaç duyduğumuz hususlar var Sayın Solmaz Türk'ün. E, Sayın Solmaz Türk, şimdi dediniz ki bir askeri e, en üst karar merci bir de siyasi karar merciyi. E, bunlar çok net tanımlayabildiğimiz şeyler mi? Evet. Yoksa hani tahmin ederek herhalde nedir siyasi en üst karar merci ne olabilir cumhurbaşkanı olabilir efendim askeri en üst karar merci ne olabilir e işte genel kurmay başkanı olabilir bu anlamda orayı nasıl görüyorsunuz efendim şimdi aslında askeri askeri konunun dışında bu sorduğunuz soru yani bir askeri bir soru değil. Ama cevap vereceğim. Yani bir siyaset bilimci olarak. Ee, ancak askeri konuda bir eksik, eksik demeyeyim de ben, belki benim de katkıda bulunabileceğim bir husus var. Hani biraz önce dile getirilen görüşler çerçevesinde. Ee, ben e, PKK'nın elinde e, rehin kalmış, yıllarca kalmış. E, gerek rütbeli personelle, gerek erlerle e, tanıştım. Bunlar benim emrine görev yaptılar. Bunların bir kısmı hatta erlerden bir kısmı kaçırılmıştı ama bir kısmı da kendiliğinden PKK'ya geçmişti. Belli koşullarda ayrıntıya girmeyeceğim. Ee, bu tabi çok zor bir durum. Yani yani benim çocuğum değil, torunum değil bu insanlar ama ona rağmen bunlardan etkilenmiştim. Çünkü kalıcı bir travma bırakıyor personel üzerinde. Subaylar üzerinde bile bırakıyor. Ee, bunu bilen bir insan olarak, tabii bir de hani netice itibariyle bir aile babası olarak hani bakıldığında bu kadar sene e, o e, insanların, o şehitlerin e, ailelerinin neler yaşamış olabileceğini tahmin edebiliyorum. Yani on, yani onların yerine kendimi koyamam ama yani bambaşka bir şey ama tahmin edebiliyorum. Ee, operasyon dışında başka yollarla geçmişte işte bu benim örneğini verdiğim personel bu tarafa alındı. Bu yine denenebilir miydi? Neden olmasın? Yani geçmişte denenen şey şimdi niye yapılmasın? Ama bu tabii bir siyasi karar. Siyasi karar. Şimdi işte buradan şimdi size geliyor yani sizin sorunuza geliyorum. Yani bu bu soru askeri bir soru değil. Şimdi karar alıcı da bu sivil olsun asker olsun karar alıcılar dört boyutlu bir e, ortam düşünün. Bu ortamda karar alırlar. Bunun iki boyutu kişiseldir, iki boyutu kişinin dışındadır. Bir boyutu biyolojik boyutudur. Yani kişinin işte yani biyolojik olarak gelişmişlik seviyesi, beyin seviyesi, zekası geldiği yer. Ee, i̇kincisi bu psikolojik boyutudur. Yani ruh hali, psikolojisi. Ee, bu bazen uçlarda olabilir. Ama bu kişiyle ilgilidir. Tabii insan yaşlandıkça, de deneyim kazandıkça öğrenir ve değişir. Ama netice itibariyle kişisel olarak ve biyolojik bir de psikolojik boyutumuz var. Şimdi diğer iki boyut, biri sosyal e, boyuttur. İçinde yetiştiğimiz çevredir. Yani aileden alın, arkadaş çevremiz, işte gruplar, ait olduğumuz yerler varsa cemaat gittiğiniz cami cemaati, efendim e, futbol kulübü, işte devam ettiğiniz kahve, hı hı. görev yaptığınız yerdeki arkadaşlarınız vesaire bir de kurumsal e, şey vardır, boyut vardır. Mesela bir devletin, mesela işte bizim devlette de olduğu gibi erkler arasında yani şey tamamen bozulmuşsa, denge bozulmuşsa yürütme kendi başına istediğini yapıyorsa hatta diğer erklere empoze ediyorsa, onlara dayatıyorsa kendi kararlarını. Dolayısıyla kurumsallık ortadan kalkmış, kurallar ortadan kalkmış, anayasa bile ortadan kalkmış, yok sayabilirsiniz ve neticede karar alıcının neye göre karar verdiğine bakıyorsunuz ki bizde karar alıcı işte Tayyip Erdoğan. Yani bunu bunu yani inkar edecek halimiz yok. Tek karar alıcı şu anda ve çevresindeki küçük bir grup. Şimdi ama neticede bu grup bile Tayyip Erdoğan'ı kontrol edemiyor. edemiyor. Peki neye göre karar veriyor? Şimdi onun kafasında bakın e, yapısal yani kurumsal e, boyut yok ortadan kalktı. Sosyal yapı yani çevresi evet bugüne kadar onu bir yere kadar getirmiştir ama neticede şu anda onun üzerinde bir etkisi yok. En yakın danışmanlarının bir de bir etkisi yok. Yani enlerinde metin veriyorlar ama bizim asıl yani bize done veren onun metnin dışındaki konuşmalar veya cuma günü ben cuma selamlıyor diyorum ona. Cuma namazından sonra yaptığı konuşmalar asıl oradan onu takip ediyor. O, oradan anlıyoruz. Yani danışmanlarının bile etkisi yok. Aynı Trump gibi. O da eline veren metni okumaz kendi kafasına göre yapardı. Şimdi geriye ne kalıyor? Onun biyolojik gelişmişlik seviyesi nereye geldiyse yapısı ve psikolojisi. Şimdi bugün bu tartıştığımız her şey aslında son tahlilde derler. Son tahlilde, son tahlilde Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyayı algılaması ve bu algılamayı kendi psikolojik süzgecinden, ideolojik süzgecinden geçirmesinin sonucu neyse biz onu tartışıyoruz. Buna siyaset biliminde durumsal farkındalık diyor. Durumsal farkındalık. Şu anda benim görebildiğim kadarıyla ülkeyi yöneten tek kişinin, tek karar alıcının durumsal olarak yakın ve uzak çevreden tam bir kopukluğu var. Kopmuş durumda. Kopmasa, kopmasa bu kadar yani pandeminin bu halde olduğu, bütün dünyada ve ülkemizde olduğu adı, arkası arkasında ısrarla bu kongreleri yapar mı? Hadi kongreleri yaptı. Buraya toplanan insanları ki burası hani süper yayıcılar falan deniyor. Kaç tane süper yayıcı var orada? Çıkanların hepsi süper yayıcı. Bunları tebrik eder mi buraya geldiniz diye? Hadi bunu da yaptı. Hadi bunu da yaptı. Kalkıp bir şehit annesini mezarlıkta yani şehidin mezarı başından bağlar konuşur, bunu canlı olarak milyonlara dinletir mi? Ya bırakın her şeyi siyasi olarak yani bunun ne kadar zararlı olduğu, siyaseten zararlı olduğu tahrir edemez mi? Hadi bunu da yaptı. O dil, o dil mi yani kullandığı dil, o dil mi yani? Şunu söylemek istiyorum. Bakın kendisine ve partisine ve siyasi geleceğine, pozisyonuna, zeminine zarar verdiğinin bile farkında değil. İşte durumsal farkındalık sorunu bu. Şimdi bunun yarattığı bir yönetim iklimi var. Bir yönetim iklimi. Bu yönetim iklimi içinde ülke yönetiliyor. E, CHP Genel Başkanı'na işte e, söylediklerini duyduk ettik. Bakın canlı yayında, canlı yayında milyonların izlediğini biliyor. O sözleri söyleyen kapalı kapılar ardında danışmanına, bakanına, milletvekiline şuna veya buna kim bilir neler söylüyor. Dolayısıyla yanlış karar da alsa bunun altında danışmanlara dahil, bakanlar dahil, askerler dahil, genelkurmay başkanı dahil buna karşı çıkabilecek ya beyefendi bu yanlış diyebilecek kimse yok. Olsa bakın bir kişi olsa bir kişi olsa o mezar başında şehidin mezarı başında daha toprağı yeni verilmiş o şehidin annesine bağlatma talimatı verdiğinde ya beyefendi bu kadar da olmaz deyip telefonu yere atar uzaklaşır. Bunu bir kişi bir defa yapsa zaten buralara gelinmezdi. Onun için ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Temel sorun ülkedeki ülkedeki yönetim iklimidir. Bu yönetim iklimini tek kişinin tek kişinin psikolojisi ve dünyayı algılaması şekillendiriyor ve şunu da görelim. Şu anda şu anda iktidarda kalmak için erken ve baskın seçime gitmek zorunda olduğunun farkında. Zaman daralıyor. Bu seçimi kazanma ihtimali giderek düşüyor. Bunun getirdiği büyük bir kızgınlık, büyük bir baskı, büyük bir stres var ve bu da çevresine yansıyor. O kadar yansıyor ki, o kadar yansıyor ki 4 sene, 5 sene önce işte Binali Yıldırım'ın kemküm de etse okuduğu metni, zar zor okuduğu metni bu kadar sene sonra önüne veriyorlar. Farkında olmadan okuyor, verenler de farkında değil. Bakın ne hallere gelmişiz. Onun için yani bu böyle operasyon olur mu? Bu hatalar olur mu? Buna nasıl karşı çıkılmaz? Nasıl direnilmez? Bunların hepsi büyük sorunun bir parçası. Büyük sorunun bir parçası. Bu bir laboratuvar şu anda. Dolayısıyla asker doğru mu yaptı, yanlış mı yaptıdan ziyade bu karar nasıl alındı? Bunu odaklanıp buradan kime gidelim, kime derdimizi anlatalım, kimi uyaralım ki bu sorunun içinden ülkeyi çekip çıkartalım yoksa yoksa yani 16 şehit verdik. Allah rahmet eylesin. Bunun arkası da gelecektir. Şubat yani bugün konumuz değil ama Şubat'ta olanlar bundan daha mı az önemliydi? Daha mı az önemliydi? Bakın o zaman ısrarla yalvardık. Dedik ya nereye gidiyorsunuz siz? Hani dediler ya Şubat sonuna kadar çıkın çıkmazsanız biz buradan gireceğiz. Suriye ordusunu İdlib bölgesinin dışına atacağız. Dedik ya siz ne yap dediğinizin farkında mısınız? Rusya'ya savaş açıyorsunuz. Bir, üç, beş, on defa söyledik. Ne oldu? Aynı günde 35 şehit var. Şimdi bugün 16 şehidi konuş. O gün 35 şehit verdik. O gün bunlar yeterince konuşulsaydı, niçin öyle oldu? Belki bugün bunları konuşmazdık. Şimdi bugün bunları konuşalım ama yani büyük resmin içinde bir yere oturtalım. Yani fazla zamanınızı aldım. Ee, varsa var. Sayın burada benim ee, kafama takılan şu. Milli Savunma Bakanı da sonuçta eski bir asker ve genelkurmay başkanlığı yapmış e, ee, bunu yani nasıl söyleyemez ki? Yani bu, bunu yapmayalım, şuradan yürümeyelim veya şöyle yapalım diyemez mi? Sonuçta e, bir kurmay kafası var ortada. Ve bunu evet, da sonuçta bakın. E, yani bir, böyle bir ya yani garip bir durum değil mi bu? Şimdi bakın garip bir durum değil. Şöyle yani şöyle değil. Şimdi FETÖ konuşuluyor değil mi? FETÖ, FETÖ, FETÖ. Yani FETÖ. Ben 86'dan beri FETÖ ile mücadele ediyorum. Açıktan. Bunu ordunun içinde de yaptım. Bilir. Biliyor. Herkes beni tanıyor. Bunu herkes bilir. Şimdi konu FETÖ'den önce başladı. Bakın. Aşağı yukarı 97'dir. 97'de yani 28 Şubat dönemi. 97'den 2007'ye kadar aşağı yukarı 10 sene ordu kendi içinde kendi temizliğini yapmıştır. Kendi içinde kendi temizliğini. 2007'den aşağı yukarı 2017'ye kadar FETÖ ne kadar Atatürkçü subay varsa işte onları ya elimine etti ya internette ya ordudan atılmasını sağlamıştır. 2016-17'den bugüne de şimdi bu hükümet bu kadro kendi temizliğini yapıyor, yenilerine getiriyor. Yenilerine getiriyor. Şimdi birinci döneme dönelim. Birinci dönemde o aşağı yukarı 10 sene yani 97-2007 arasında yapılan temizlik neydi biliyor musunuz? Hani siz diyorsunuz ya bunu yani bu normal mi? Şimdi bir bir kere biz hepimiz aynı eğitimi alıyoruz. Yani es, en azından eskiden oluyorduk. Şimdi bakıyorum şimdi sözleşmeli subaylar oluyorlarmış. Bilmem kaç yüz tane sözleşmeli subay. Jandarmaya, salih güvenliğe. Ya sözleşmeli subay deyince biz bunu kavrayamazdık eskiden bir subay. Ya subayın sözleşmelisi olur mu? Ya nasıl olur yani sözleşmeli yani subay nasıl olur böyle bir şey? Neyse ona girmeyeyim. Şimdi aldığımız eğitimde bize bir eğitim verilir. Bir nosyon verilir. Askeri tarih okuruz, siyasi tarih okuruz. En iyi komutanlar bize öğretmenlik yaparlar. Kıtalarda her komutan kendi aslının işte öğreticisidir, öğretmenidir, büyüdür, abisidir, doğruyu öğretir. Ancak temel bir ayrımı vardır. Yalnız subaylarda değil, bütün kurumlarda. Bir grup vardır, doğruyu yapar. Yani doğru neyse onu yapar ve onlar ısrar eder. Doğruyu söyler ve yapar. Bir grup da vardır, doğrunun ne olduğunu bilir ama söyleneni yapar. Söyleneni yapar. Şimdi bir kere doğruyu bilen, söyleyen ve yapanları değil, söyleneni, isteneni yapanları terfi ettirmeye, diğerlerini sağa sola göndermeye, ordunun dışına çıkartmaya başladığınızda kısır bir döngü başlatırsınız kısır bir döngü. Lanetli bir döngü. O lanetli döngü hala devam ediyor. Devam ediyor. Yani yani şu demek. Doğruyu bilen, söyleyen ve yapanla isteneni yapan kurşun askerler arasında bir tercih yaptığınız zaman bunu geriye çeviremezsiniz. Ha bu süreci 97 ben 97'den başlattım. Çok belirgin olduğu için 1960'a da götürebilirsiniz. Peki. Şimdi sayısı olmaz. Sizin Aytun Çerkin'in bu son sorusuna verdiğiniz yanıt aslında az önceki yaptığınız tespitle de ilintili. Yani bir kişinin karar verme analizini yaparken, karar verebilme analizini yaparken sözünü ettiğiniz hususlar. Dolayısıyla buna da durumsal farkındalık ve sizin tespitinize göre Cumhurbaşkanı yakın ve uzak çevresiyle durumsal farkındalık anlamında bağını kaybetmiş durumda. Şimdi e, dolayısıyla... Benim, benim benim teşhisim öyle efendim. Benim evet. izlenimim, Şimdi... gözlemim, tamam. gözlemi gözleme paylaşıyorum. Tamam. Ben de anladım, özetledim ki yani yanlış bir şey varsa şey yapın diye. Şimdi e, dolayısıyla şunu sormak istiyorum. E, belki de Çarşamba günü bir müjde e, vereceğim dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi yani bu kadar üst üste bir günden binince herkes bunu şu anda şuna yormuş durumda. İşte bu operasyonla ilgili olarak bir müjde açıklayacaktı. Ya işte PKK'nın elinde rehin olan asker ve polislerin kurtarılmış olması müjdesi ya da bu veya bununla birlikte PKK'nın belki üst düzey bir iki isminin de ele geçirilmiş olması, yakalanmış olması müjdesi ya da işte orada işte etkisiz hale getirilmiş olma müjdesi hangisini yapacaktı bilmiyoruz. Ama sonuçta bu gündemle ilgili bir şey. Şimdi bu durumda o esnada belki de çarşamba günü bir müjde vereceğiz sözü hani bizim için doğrudan bu konuyla ilintilendirilebilecek bir veri setimiz yok bizim sıradan yurttaşları olarak elimizde. Ama birileri buradan bir şey anladıysa o zaman anlamış olma ihtimali yükseliyor değil mi? Yani buradan mesaj çıkarabilecek, bunu adeta bir istihbarat olarak evet. değerlendirebilecek. Se Sevgi Karadağ, 19 Ocak'ta Sayın Akar, e, Sayın Genel Kurmay Başkanı, Irak'ın kuzeyindeydi, Bağdat'taydı, PKK'ya karşı operasyonların sinyali zaten verilmişti. Hı hı. Hani bir mekanizma kuruluyor ba Barzani ile, e, Bağdat yönetimiyle. ile, ee, ve bu örgütle ilgili mücadele edilecek deniliyor, ortak hareket edilmeye çalışılıyor. Yani e, zaten şeyler vardı, Tabii işaretler vardı. vardı ve bu müjde e de buna vardı. geldiği zaman, e hani müjde vardı. bunu söylendiği ha. zaman… Müjdenin ama şöyle bir faktörü oldu, müjde e, bir hikayeyi çoğaltıcı bir etkiye sahip, evet. büyütücü bir evet. etkiye evet. sahip, yani çok daha belki de alarma geçirebilecek bir etkiye sahip olabilir mi acaba diye size sormak istiyoruz. Doğru oldu mu efendim o eğer bununla ilgiliyse? Efendim sorunuzu alamadım. Ses kesildi. Peki doğru. Ben de biraz uzun sordum. Bu eğer müjde operasyonla ilgili idiyse Cumhurbaşkanı'nın açıklayabileceğini söylediği müjde bu doğru olmuş mudur böyle bir müjdeden söz etmek? Benim benim kanaatim o yönde. Birçok bir, çok, bir çok insan gibi. Tabii bu tabi vahim bir hata. Yani öyle niyet etmediyse bile niçin önceden böyle bir müjdele haber vereceğim diye önceden veriyor. Öyle niyet etmediyse bile bu muhataplarınızı işkillendirir. Yani bu insanlar terörist diye bunlar, e, hatırlarsanız geri zekalı değil. Yani bunların içinde üstün zekalılar da var, psikopatlar da var. Bunların beyinleri çok farklı çalışır. Yani sizin, benim gibi değil. Çok farklı çalışır. Yani bunlar seçici algı yaparlar. Belli yerlere odaklanırlar. Dolayısıyla bu odaklanma içinde bir yerde insiyaki olarak yani içgüdüsel olarak kendilerini uyaracak verilere, donelere e, odaklanırlar. Ve bu şekilde yani hele hele yani tek karar alıcı işte yani biz bildiğimizi herkes biliyor, takip ediyor. Dolayısıyla temel tehdit onlar için bunun ağzından çıkacak her bir kelimeyi, her bir cümleyi, bir bunu cümleyi söylerken yüz ifadesini, vücut dilini, öndeden ne söylediğini, sonradan ne söylediğini Bunları yakından takip ederler. Ve bundan sonuçlar çıkartırlar ve mutlaka tedbir alırlar. Dolayısıyla en başta hani programın başında söylediğim şey bu baskın baskın tesiri ee, bir yerde ortadan ortadan kalkmış olur. Yani bunun tabii bunun yapılmaması lazım. Ama tekrar aynı şeyi söylüyorum. Ee, bu durumsal farkındalık sorunu nedeniyle önündeki metne bu yazılmasa bile zaman zaman metinden ayrılıyor ve metin metin dışı konuşuyor. Zaten asıl açık verdiği yerler bu metin metin dışı konuşmalar. Ve bu bu engellenemiyor. Bu önlenemiyor. Ya bunu bir birkaç defa söyledim. Yani netice itibariyle dedim ki ya bu insan ülkenin cumhurbaşkanı. Yani tek karar alıcı. Yani en azından belli bir dönem hani bu tür kritik konular varken, gelişiyorken, oraya gidiliyorken bu konularda konu hiç konuşmasın. Çünkü konuşma yaptığı zaman mutlaka açık veriyor. Ama günde dört defa, beş defa konuşma yaptığı zamanlar oluyor. O toplantı, o toplantı bu toplantı, toplantı toplantıya gidiyor. Ve bakın bir de şuna şuna dikkat edelim. Yani bu yani bunları niye söylüyor? Bu açıkları niye veriyor? Bu uyarıları niye yapıyor? Yani büyük resmin içinde onun söylediği şeyler resmi tamamlıyor. Yani bu yapbozun en kritik parçasını getiriyor, yerine koyuyor. Şimdi bakın, Hükümet Başkanı, Devlet Başkanı, Parti, partinin başı değil mi? Genel Başkan, partinin başı. Şimdi normal olarak normal olarak tabii her insan gibi bir öncelik vermesi lazım. Yani zamanı 24 saat. Yani hiç olmazsa 4-5 saat herhalde uyuyordur. Uyumasa nasıl ayakta kalacak? Bakın ben zamanda genel görev yaparken genel kumarda başkanına zaman zaman böyle bir şey çıkartırdık. Yani mesela normalde herkesin yetkisi vardı. Kendi yetkisi çerçevesinde karar alır, mesajı çeker, imza atar, gönderir. Sorumluluğu da alır yani. Yani asker böyle çalışır. En azından böyle çalışırdı eskiden. Ama öyle kritik konuları vardır ki genel kurmay başkanına bu konuda en azından bilgi vermeniz gerekir. Komutanım şöyle bir emir yayınladık, şöyle bir talimat yayınladık. Bilginiz olsun. O da bakar parafe eder normal olarak. Şimdi bunun için randevu alırsınız genel kurmay başkanından eskiden. Şimdi bazen hep sorarlar de, denir ki kaç dakika kalacaksınız? Mesela 3 dakika. Efendim özel kalem müdürü der ki ya efendim bunu 2 dakika indiremez miyiz? Veya 1,5 dakika indiremez miyiz? Yani 3 dakika kalmayın da 2 dakika kalın bakın. Bir dakika önemlidir. ya yani bu kadar yoğun çalışır bir genel kurmay başkanı. Bazen 15 gün, 16 gün beklediğimiz olur. Araya genel sekreteri soktuğum olurdu benim. Ya giderdim geç vakit saat her mesai bittikten sonra sırf genel başkanı göre, görebilmek için. Bakın bir ülkeyi yöneten insan, devlet başkanı, hükümet başkanı, Türkiye gibi bir ülke. 84, 84 milyon. Bakın ne kadar sorunumuz var. Ekonomiden pandemiye, dış politika, iç politika. Yani her şeyi görüyorsunuz. Ve bütün kararlar ona bağlı. Bütün bunlar şu anda ikinci planda bakın. Aylardır parti kongreleriyle uğraşıyor. Niye? Önceliği orada. Dolayısıyla bütün karar dünyası, karar iklimi, odaklanması, odaklanması niçin bu kadar bu parti kongrelerinin üzerine eğiliyorsa öncelikli olarak bütün diğer kararları da o süreci aynı maksatla desteklemeye yönelik. Sorun burada sorun burada. Bunu bunu doğru bunu doğru okumamız lazım ve bu çok tehlikeli. Çok evet. tehlikeli ve sonuçlarını yaşıyoruz hep beraber. Evet, valla bugünlerde hani sözünü ettiğiniz sorun çok daha ağır bir sorun, çok önemli bir sorun. Ama bunun görece çok daha hafif bir tezahürünü yaşadık. Yani önemsenmeyecek evet. bir tezahürü. O da şu, e, Cumhurbaşkanı'nın bir konuşma metni biliyorsunuz prompter'dan akıtılıyor. Yani camdan konuşuyor Cumhurbaşkanı o konuşmalarda. o metin yazarları var. O metinlerin bir pasajının 4 yıl önce eee Binali Yıldırım tarafından aynen promptere yansıtılarak okutulduğu. Ama insanın açıkçası o metin yazarlarını da kızısı gelmiyor. Çünkü günde 3 de 4 yerde konuşuyorsa Cumhurbaşkanı. Her biri için konuşma e, yazmak e, durumunda bu insanlar. <laughs> Elde hazır. Evet abi, yani artık koyalım. bir noktadan sonra ne yaptılar, tıkandılar mı, aynısını mı kullandılar bilmiyoruz. <laughs> İlginç bir durum. E, şimdi e, ben yani bir şey, nihayetinde... Bir şey daha Tabii, buyurun, bu buyurun, konuyla yani. ilgili? E, Aytunç Bey de söyledi. Kuzey Irak'a geçiyor Genelkurmay Başkanı ile değil mi? Sayın Milisim Bakan, Bakanı ile Genelkurmay Başkanı ve Erbil'e geçiyorlar. Evet. Orada Barzani ile görüşmeler yapıyorlar ya da başkalarıyla da Tabii. görüşmeler yapıyorlar. Sonra diyor ki Hulusi Akar büyük bir ihtimalle bizim buradaki görüşmelerimizden haber uçmuştur bu PKK'lara bilgi sahibi oldular. Eğer böyle bir şüphesi varsa Hulusi Akar'ın... E, ki onların da elinde bir hayli istihbarat gücü vardır muhakkak ki. O zaman bu işlem ertelenemez miydi acaba? Peki. E, şöyle yapalım Sayın Alpago. E, Haldun Bey bu arada ben size sorayım. E, biraz daha bizimle birlikte olabilir misiniz efendim? Efendim e, yani internet bağlantım dayandığı sürece memnuniyetle. <laughs> <edeyim. gülüyor> dayanır dayanır dayanması için e, biz de e, bir bakalım ona. Evet, çok kısa bir ara rica edelim. Ardından Öne Alpago'nun gündeme getirdiği bu konuyla devam edelim. Peki.